Herkese yeniden merhabalar. Farming Simulator 25'in ikinci mi bölüm oluyor? İkinci bölüm oluyor diyelim ya. Ya da 3, 3. Direkt 3 diyelim. Şöyle iki yer daha satın aldım. Şöyle şuraları. Kaça? 50 bine, 70 bin, 100 tür bine dek geldi. Bu arada şeyi kıstım. Neydi onun adı? Bu moddan gelen parayı kıstım. Şöyle... X diyelim şu anlık tarlayı sürdüm. Her şeyini yaptık zaten söylemiştik bunu. Tekrar gübreledik şöyle bekliyor buraya şey ekecek. Lan nasıl %50? Bura %50 bura odaya bak. Neyse. Şimdi yan taraf şu aldığım yere gideyim. Aldığım yerde şuraydı herhalde. Yan yana iki yer aldım. Şey için aldım bunu asıl amaç. Değil oğlum bu kadar büyük bir tarla almadım ben. Çetin'inmiş zaten orası benim değil. Derdin onu vurdun. İlerle ha. Burada yabani havuç ekili. Nerede? Yan tarafta da bezelye, soya fasulyesi ekili. Şöyle bunlar oldu mu? Olmadı büyüyor diyor daha. Buna da mı büyüyor diyor. Ha hasada hazır. Bu hazırmış diğeri değil. Diğerini muhtemelen birine gübreletirim. Burayı da bir sürdürteyim. Hasadını. Sonrasında zaten eşyaları aldıydım. Şu o söylediğim şey de şu Shift P özel boyama değil bitki. Neredeydi o tam emin değilim. Şurada bir yerde bulduyduk herhalde onu da. Ha toprak işleme ya şu arada bir yerdeydi. Ha şu. Bunu ektik mi yani diktik mi diyeyim daha doğrusu. Şeyine göre, özelliğine göre şey değiştiriyor. Mesela ayda 4000 dolar, 40 bin dolar, 400 bin dolar, 4 milyon dolar. Ben yanlışlamaya şunu ektim. Ya işte ya da şunu tam hatırlamıyorum. İkisinden biriydi. Çok fazla para geldi bize. Neyse o parayı harcayacağız. Halledeceğiz hani Dağ, çöpe atacağız dağ. Dinle dağ. kısacası. Şu hasat etme şeyi. Yaban havucunun arabayı da getirdim buraya zaten. Şu arabayı da bir yıkayalım. Evet, tarlaya gideceğiz. Yine statik mantık. Aslında güzel olabilir fırın. İplik hani daha ucuz yok mu? Aha var. 36 bine yer var oğlum. Yaban havucu var mı? Gördüm gördüm. İlk başta var ilk başta. Tamam abi. Şuraya mı yapsak ki? Nereye yapsak? Burada bizim alan. Şöyle tarla olsun tarlanın. Bilemedim ki ya dükkan. Fabrika olduğu için az geri tarafa yapacağım. Satış yeri matış yeri yaparsak buraya yaparız. Burada tam geçiş noktalarımızdan biri bizim. Şuraya yapalım. Şimdi. Dayı. Bunu ben nasıl alacağım? 400 kilo palet sahibi. Şimdi ben şuraya bir bakayım. Buraya adam gerekiyor mu şimdi? Ben buraya getireceğim bundan sonra da. Ürünleri konserve yapsın. 36 bin hani çok fazla bir para değil. Hem bizim ürünümüz de var elimizde. Depo inşa ediliyor mu? Depo boş. Buradan ürün ekleyeceğiz. Şuradan ne var lan? Aha. Buradan da belirleyeceğiz. Tamam. Dur. İlk defa yapacağım burada da ondan bu kadar heyecanlıyım. Konserve yiyecek pirinç. Pirinç. Ardına da pirinci de şey yaparız. Ne denir ona? Pirinci de burada hallederiz konservede. 36 bin hani o kadar pahalı bir para değil. Hani oyun için söylüyorum. Gerçekte çok pahalı para. Neyse bir forklift alıp geleyim ben de. Forklift'i şey yapalım. Şunu oraya götürelim. Sonrasında gideyim. Hatta ben ilkini bir daha yapayım. Hani hadi gülüm. İlkini bir daha yapayım. Hani direkt şey yapabiliyoruz mu? Hani oraya koyabiliyoruz mu? Ona bakalım bir. Arkadaşım. Lan oğlum ne oluyor lan? Ha dur. Ya şunu kaldırmamışım da. Kaldırımı kaldırıyorduk az daha. Bilerek. İtliğine önüne kırdım. Benim köpek oralar da geziyor. Ha bu arada köpek aldım bir tane de. 2500'müş. Yani köpek dursun dedim. Çiftliklerin olmazsa olmazı.
Evet, kutumuz doldu. Gideceğim şimdi fabrikaya, atabileceğim mi direktman? Ona bakacağım. Hani verebilirsek şeyden daha çok kazanacağımıza eminim. Hemen şuradan kontrol edelim. Fiyat yazıyor mu ki? Araç diyor. Yabani havuç çorbası ne lan? Ha şeydir. Onun avradını. Eğer satıyorsak bunu. Dur, dur. 1500. Tamam, tamam. Neredeyse Biraz, parayı biraz 3'e daha. katlıyoruz. Yani o. Yani bir seferde bile bu fabrikayla şeyin parasını çıkartabiliriz. Neydi fabrikanın diyorum lan. Şeyin. İşte ha, fabrikanın parasını çıkartırız. Bir seferde bile. Evet, şuradan açtığımızda 2000 litre yabani havuç. Bu bize ne üretecek ona bakacağız. Ay başı döngü maliyeti 24 dolar. Aktif üretim. Aktif değil mi? Nasıl? Nasıl da? Ha şu. Tamam, devam ediyor. Ay başı maliyeti 96 dolar pound. Şimdi şurada bizim konserve havuç olacak değil mi? Sen üret, ben bakıp geleyim, tamam mı canım? Allah'ım ne kadar zengin oluyorum lan. Evet, bayağı hani boşalttım da buraya bir iki sefer. Arabayı değiştirdim bu sefer. Araba dediğim, şunu değiştirdim. 5000 litre olan ikiye bir şey yapıyoruz. Anasını satayım. Değiştiriyoruz. Buraya da arpa ekiliyor. Burada da ben çalışıyorum. Buraya da getirip döküyorum. Fabrika bizim. Semt kira. 10.000 litre olmuş. 10.000 litre ve bize 40 litrelik yabani havuç konservesi yapmış. Ve ben şey istiyorum. Lan nasıl? Shift P. Hayvancılık inek değil, domuz değil, koyun değil, tavuk değil. Ben şunu istiyorum baba. Bunu nereye ekebiliriz? Kanola. İşte bunu mesela ben bilmiyorum. Kanola mı da mı daha çok ürün veriyor? Arpa da mı? Sallıyorum X ürününde mi? Hani onu bilmediğim için yani bilemiyorum şu an ne yapsam, bilemedim. Arı kovanları bal üretir. Ayrıca satın alınıp yerleştirilmesi gereken merkezi bir konuma yerleştirilir. Arı kovanlarını tarlaların yakınına yerleştirirsen daha bazı ekinlerden daha fazla hasat alır. Lan benim Türkçe gibi lan. Bu ne lan? Translate kullanıyorum lan ben çevirirken. Neyse, şunu yapacağım. Nereye? Dükkanın yanına yapacağız tabii ki de. Şimdi yakınlaştır uzaklaştır kayboluyor bazen. Ya yakınlaştırma açık kapalı olunca deli oluyorum. Neyse dur hemen kaydedeyim. Buraya geliyorum şu an ben. Şöyle hemen geldim şuraya. Şu yakınlaştır abi. Bu arada ben Epic üzerinden oynadığım için ara ara sıkıntı veriyor. Hani diğer Microsoft'ta ya da diğer şeylerde Steam'de böyle sıkıntı veriyor mu bilmiyorum. Bende sıkıntı veriyor. Bir tane şuraya koysak. Kullanılabilir. Palet formunda şeyler yok. Şuraya koysak 2 olsun. Şu başka bir şey üst üste geliyor diyor. Şöyle. Ha, sadece bir adet kullanabilir. Tamamdır. Şöyle baktığımda veriyor mu bunlar bir şey? Yok. Yazmıyorum. Hani şurada mı? Palet mi koyacağım buraya? Arkasına bakalım. Anlamadım ki. Palet koyacağım, palete mi gelecek? Ulan hiçbiriniz de demiyorsunuz ki. Ulan otomatik doluyor bu. Biz gittik bir de bal aldık. Anasına satayım. Shift B, şuraya evin önüne pazar açacağım ya. Çiftçi dükkanı. Ha? Bize lazım olan bu abi. Bu. Şöyle kapımızın önünde duracak. Lan köpek, dükkana sahip çık. Şöyle dükkanın ya evin önünde, hani amaç anladınız. Anlamadıysanız da görün. Şöyle ha. Yani buraya. Zengin olsaydınız ilk neyi değiştirirdiniz? Valla pazarda töber satardım, portakal satardım. Zengin olsaydınız. Portakal satardım. Abi zenginsin. Ne yapayım, zenginlik hanım. Fakirlik yeter bana. O şekil olduk vallahi billahi. Neyse. Fresh lokal. Yerli ve taze, yerli ve taze. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle yabani havucu satmamız gerekiyor da. Pazara satalım, 430 metre diyor.
Yeri işaretle. Ha, tankın yarısını doldurdu dedi. Şunu bir boşaltalım. Diğerini de boşaltıp gelelim. Ya yapacak bir şey yok. 240 litre var. Aman 24 bin litre var anasını satayım. Urfuna mı yatacağım bunu? Yani turşusunu mu kuracaksın derler de turşusunu kuruyoruz zaten. Tamam. Çok kötü espri. Çok kötü. Tamam. Kızmayın kızmayın tamam. Doğmayın beni. Doğmayın. Durun. Ya baldan başlayalım. Keçi meçi yeni gelmiş. Manda yeni gelmiş. Onlara da bakarız. Yani ben bu oyunlarda genel çiftçilik tarzından hayvancılığı daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor diyeyim. Boşaltmaya başla. Çorba fabrikası da açabiliriz. Yani bir tarlayı komple fabrika tarzına döndürebilirim. Fabrikada çalışacak kalifiyeli elemanlar gerekiyor. Yani bizimle çalışmaya ne dersiniz? İliğinizi, kemiğinizi sömüreceğim bir patronunuz olsun istemez misiniz? Cuma günü buradayız. Kilisedeyiz. Namaz kılacağız. Size böyle bir herkes işte. Neyse efendim. Ben şunları bir toplayayım. Şurada bitsin de. Arpa bitti diye tahmin ediyorum. Arpadan sonra da ne yapacağız? Buraları düzenleyeceğim. Yan tarafı hasat etmemiz gerekiyor. Burayı pirince döndürmem gerekiyor ve pirinç aletlerini almam gerekiyor. Sonrasında da zaten şey yapılacak, pirinç çekilecek buraya. Başka bir şey yok yani. Bu kadar. Evet, şöyle arpayı ekmiş arkadaş. Ben şey yapacağım. Nerede lan benim? Ha, şurada evimi bulamadım anasını satayım. Şimdi arpayı ekmiş arkadaşımız. Arpadan sonra şu kanolalarımız büyümüş. Güzel. Kanolaları da toplarız. Sıkıntı değil. Zamanı gelince tabii her şey. Şimdi 820 litre diyor. Bu oyunun sevdiğim bir yanı tohum aldığında istediğin tohumu kullanabiliyorsun. O hoşuma gitti. Bu arkadakini aldım diye hatırlıyorum ama. Oha. Bunlar kırılmıyormuş. Çok iyi yapmışlar adamlar. Harbi helal olsun. Ya ben satış yeri yaptım. Yani bana bir faydası oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Neyse. Şimdi şu tarlamıza ben gideyim şöyle yürüyerek bir bakayım. Bir ihtiyacı var mı tarlanın? Gübredir, zarttır, zurttur tarzında. Yoksa zaten yapacak bir şey yok. Sarılması gerekiyordu. Bunu bilmiyorum. Bunu bir yorumda yazsanız ama ben bilmiyorum sarılması. Hatta ben Wiki'den bakayım ona dur şimdi hemen. Evet şimdi tarlayı da sürmüş sattık. Şöyle mali durum. Aha, kayıt da girdi araya. Şöyle mali duruma bakalım. Eylül'de son zamanda maaş ödemesi hasat geliri 10.000 gelmiş. Bunun haricinde başka balya masrafı mı? Palet masrafı. Ha, tamam, şey aldıydık. Satılan üründen bu gelmiş. Mülk gelirinden. Mülk geliri dedim bak şurada bir fazla geldi. Bunu biliyoruz zaten bu şeyden kaynaklı geldi. Yanlış şeyden geldi. Yani bizim şu an sıfır paramız mı var? 14.000 paramız var. Tam emin değilim. Neyse işte. O bir kere oldu. O tabelayı kaldırdık. Tabelayı da söyledik. Burayı şöyle şunu şu tarafa alayım. Artık pirinç tarlası yapacağım. Ve Nisan'a kadar muhtemelen kendim arada oynayacağım ben. Burayı şöyle bir pirinç tarlası yapalım artık. Şimdi diğer taraf büyük olduğu için ondan istemedim. Ve burası aha köşe diğerine çok mu yakın? Ne alaka? Şuradan başlayayım. Tersten başlayalım. Ha. Şuradan. Ha, şöyle. Aynıki planım da buydu kafamdaki de. Tamam. Bitir. Aynen tamam doğru oldu şimdi oldu. Tamam burası az açık kalsın sorun. Lan oğlum. Ha kendisi yüksel diyormuş bir de. Lan sen şu işe bak hacı ya hacı. Aha en karşıya da koymuş. En karşı ne lan? Tamam şöyle çiftlik tarlamızı ben ayarladım dayı. Şimdi pek de bir şeyimiz kalmadı diyoruz. Şöyle efendim. Bu bölümlük bu kadar olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.